Daha önce bir tanışıklığımız vardı. Kanser hastası olduğunu öğrenince de kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Böyle böyle bir durum olduğundan bahsetti. Bu durumu da yargıya taşımayı düşündük. Müvekkilim 4. derece kanser hastasıydı. 4. aşamasındaydı hastalığının. Doktorlar kendisine kemoterapi uygulanması gerektiğini söylediler. Kemoterapi tedavisi uygulandı. Kemoterapi tedavisinin sonuç vermemesi üzerine, metastaz yapması üzerine hastalığının immünoterapi diye bir tedavi yöntemi önerdiler kendisine. Bu tedavi yönteminde Tecentriq isimli bir ilacı kullanması gerekiyordu. Bu ilacın da SGK tarafından karşılanmadığı kendisine söylenmiş. Bu ilacın bedeli yaklaşık bizim davayı açtığımız tarihlerde 11.200 lira civarında bir rakamdı. Müvekkilin de bunu bir şekilde birkaç dozunu karşılayabilmişti ama bunun tamamını tedavi süreci boyunca tamamını karşılayacak bir durumu yoktu. Biz 12 kür aldıktan sonra bu davayı açabildik zaten. Nerede açtınız? İş mahkemesi, Erzurum İş Mahkemesi'ni açtık. Yaşam hakkı kutsaldır, anayasal bir haktır. Türkiye Cumhuriyeti'nde sosyal bir hukuk devletidir. Bu yaşam hakkını teminat altına alma amacıyla itiyat tedbir kararı verildi. SGK tarafından tedbiren dava sonuçlanana kadar karşılanmasına karar verildi ilaç bedellerinin. Daha sonra müvekkilimizin tedavisi devam etti. Dosya bilirkişiye gitti. Bilirkişinin de raporu üzerine müvekkilin bu hastalığı yenmesinin tek çaresi bilirkişi raporunda bu ilacı kullanması olduğu söylendi. Mahkeme haklılığımıza kanaat getirdi. Dava lehimize sonuçlandı. Müvekkil yaklaşık 159 bin liralık bir ödeme yapmıştı bu ilaçlar için. Daha sonra bu ilaçların kendisine ödenmesine, geri ödenmesine karar verildi. Parayı henüz ödemeyi geri ödemeyi henüz alamadık ama istinaf aşamasından sonra bir hukuk devletinin gereği olarak İstinaf Mahkemesi'nin de Yargıtay'ında lehimize bir hüküm vereceğini ümit ediyoruz. Ödemeyi de ancak dosya kesinleştikten sonra faiziyle birlikte geri almayı ümit ediyoruz. Kendim dördüncü evre kansere yakalandım. Akciğer kanserine yakalandım. Kemoterapi aldım. Kemoterapilerden bir sonuç alamadığımız için immünoterapi talep ettiler doktorlarımız. Onu kullanmaya başladık. O da biraz pahalı ilaç. 21 günde bir alıyordum. 11.200 liraydı 4 sene önce. Fiyatı şu anda 17.000 lira. Kredi çekerek aldım. Oğlum arabasını satarak yardımcı oldular. Ankara'da da yani bayağı bir tedavi süreçlerimiz oldu bizim. Bayağı bir şeyimiz oldu yani 300-400 milyar civarında. Atlattım şu anda iyiyim immünoterapi şeyinden. Muhammed Bey sağ olsun avukatımız yardımcı oldular sağ olsun. İş mahkemesine dava açtılar. Lehimize bir karar verildi. Ümitliyiz. İnşallah bizim bu şeylerimiz başka kanser hastalarına da bu ışık olur. İnşallah devlet kapsam alanına alır bu ilaçları. Çünkü bu insanlar yani parasal olarak yani güç yetmiyor. Her 21 günde bir alınan ilaç. Hani maddi olarak bayağı bir sıkıntılı durum.